Oğlum. Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Karapanter biraz rahatsızlandı. O yüzden veterinere getirdim. Bir muayene olacak bakalım. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Dün sadece böyle bir halsizlik vardı. Yemek yemedi. Elimden böyle birazcık yedirdim yemeği. Gece saat 12 gibi kontrol ettim. Yine aynı devam ediyordu. Sabah baktım. Tekrar aynı reaksiyonları gösteriyordu. Direkt veterinere getirdim. Bakalım tedavi olacak şimdi. Sıkıntı ne? Büyük ihtimal hani bir soğuk algınlığı gibi bir şey de olabilir. İnşallah herhangi bir sıkıntılı virüs kapmamıştır. O yüzden bakalım tedavisin olsun, bir muayenesin olsun. Merakla bekliyorum sıkıntı ne. Allah korusun hani büyük bir sıkıntı olmasın inşallah. Bakacağız. Gel oğlum, gel. Şimdi diyor ben nereye geldim. Gel. Karapanter. İlk defa yabancı bir ortama geldi. O yüzden şu an tepkileri normal. Değil mi oğlum? Diyor ben nereye geldim. Şu seti alıp yere koyalım. Şöyle bir alışsın. Bu gibi durumlarda arkadaşlar herhangi bir sıkıntı varsa, yani sonuçta hasta, o sıkıntı ilerlemeden direkt müdahale etmek gerekir. O yüzden fark eder fark etmez hemen veterinere geldik. Değil mi oğlum? Karapanter, aslanım benim. Bekliyoruz arkadaşlar. Veterinerde de bayağı hasta var. Birazdan muayenesi olacak. Maşallah benim oğluma. Değil mi oğlum? Gel bakalım, geldik arkadaşlar. Şimdi anlatacağım, gel. Gel oğlum. Aferin oğluma. Karapanter. Şila. Kızım. Arkadaşlar. Şimdi antibiyotik oldu. Antibiyotik iğnesi oldu. Bir de ağrı kesici oldu. Ateşi var biraz. Süt dişleri, tabiri caizse hani süt dişleri sallanıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal diş değişiminden dolayı olabilir dedi veteriner. Yarın kontrole bir daha gideceğiz. Şimdilik bu kadar. Bugün takip edeceğim. Yemesi içmesi biraz düzelecek mi? Değil mi oğlum? Karapanterim benim. Yarın tekrar gideceğiz. Ondan sonra da bir iyileştikten sonra iç pariz falan yapacağız tekrar. O şekilde takip edeceğiz. Sen nereye girdin? Arkadaşlar Karapanter maalesef gençlik hastalığına yakalanmış. Şimdi veterinere tekrar götüreceğim. Ama tanereye girmiş. Gel oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Gel.
Oba. Nerelere girmiş sinirlerim ya. Gel. Çok halsizleşti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şurada dışkısında kan gibi kırmızı renkte, büyük ihtimal gençlik hastalığı, çünkü dün yediklerini de çıkardı. Dün işte antibiyotik olmuştu, ondan sonra ağrı kesici olmuştu, bir fayda etmedi. Yani dedik acaba dişi sallanıyor, süt dişleri, ondan dolayı ateş mi yaptı? Ateş vardı zaten de. Götürelim bakalım, veterinere tedavi süreci başlasın. Serum mu bağlanacağız sen? 3.200 gram geldi. Şimdi serum bağlanacak. Değil mi oğlum? Tedavi sürecimiz başlıyor. İnşallah erken teşhistir. Tedavi sürecimiz başladı oğlum. Bu bir saat sürecekmiş, ben gideceğim. Evet arkadaşlar, bugünlük tedavi uygulaması tamamdır. Şimdi getirdim. Ayın 24'ü, 24 Haziran. Bugün başladık. Dün teşhis konmuştu işte. Ondan sonra yarın tekrar sabahtan götüreceğim. Yine serum ve ilaç tedavisi olacak. Bakalım. Şöyle açalım. 2-3 gün bir şey yiyemez dedi veteriner. Zaten yiyemiyor hayvan. Şila. Oğlum. Kara panter. İnşallah iyileştireceğiz. Yarın tedaviye kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar bugün pazar, ayın 25'i. Kara panter maalesef öldü. Kara panteri kaybettik. Şimdi birazdan köpeği işte şu alana gömeceğim arkadaşlar. Vallahi çok üzücü bir durum. Üzüldüm, çok seviyordum ben kara panteri. Tam 6 aylık olmuştu. Maalesef gençlik hastalığından dolayı %90 köpek gitti. Gece saat 2 sularında ben yine kontrol etmiştim. Ağzından burnundan köpükler geliyordu. İşte sabaha karşı ölmüş sanırım. Bir de bu hastalık esnasında uzakta, annesinden uzakta takılıyordu. Annesinin yanına gitmiş. Orada kendisi can vermiş arkadaşlar. Çok üzüldüm. Biraz toparlanması zor oldu. Şimdi işte birazdan toprağa vereceğim kara panteride. Bu şekilde maalesef bu videomuz üzücü bir video oldu. İnşallah canların hiçbirine hiçbir şey olmaz. İster köpek olsun, ister kedi olsun, ne bileyim, fark etmiyor. Değişmez kural. Ama tabii zamansız ve erken ayrıntılar üzüyor insanı. Bu şekilde. Tamamdır.
arkadaşlar. Kara panteri. Toprağa verdim, tamamdır işte. Valla üzüldük ama yapacak bir şey yok. Ercanlı bir gün kapatacaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.